Selamun aleyküm, ben Abdülkerim. Kanalıma ve yeni bir videoma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bizler soracak olsan şükürler olsun ki bizler de iyiyiz. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Evet, bu videoda neler izleyeceksiniz? Şimdi iki buzağımın küpesi yoktu. Dilekçesini verdiydim. Ama daha kalıp yapma dediler. Onlar küpelendi. Yadigar'ın küpesi düştüğü de aynı, ona da dilekçe verdim. Küpesi düştü, aynı küpeyi basın diye. Tabii ben dilekçe vereli bayağı oldu. Yaklaşık bir iki ay önce falan da küpen geldi ama müsait bir zamanda kalıp vuracağım dediydi. Bugüne nasibmiş. Yadigar'ın küpesi vuruldu. Ve ailemize yeni bir üye katıldı. Şimdi onu göstereceğim size. Şimdi buzağları işte yedireyim. Şimdi kameramı çevireyim. Buzağlarımız burada. Buzağların yemlerini değiştim. Değiştikten sonra çok şükür henüz bir şey yok. İshal durumu yok. İnşallah da olmayacak. İç dış parazit yapacağım onlara. İğne, deri altı. Vitamin iğnesi yapacağım. Ondan sonra da kısa bir sürede inşallah buzağlarımızı toparlayacak. Dediğim gibi şu hayvanı ve Nazlı'nın Tosun buzağını, Paşa'yı satacağız. Buna hatta birisi yazdı ki işte ben alayım onu diye. Almak isterse tabii ki alabilir. Ama Kasım, Aralık gibi satacağım. Hatta bütün buzağları da satabilirim yani. Hiç belli olmaz. Bu arkadaş sütten kesiyelim onu şu anda. O yüzden şey yapay. Küve karnı doymamış gibi yem yemeyeyim. Gece. Kübelerini göster. Evet. Ailemizin yeni üyesi. Fıstık. Senin adın ne? Cimcimem. Kız. Cimcim. Senin adın ne ya? Senin adın ne adın? Hı? Bir küben aman vurdu, yırtıldı. Nasıl o küben kulağın yırtıldı da çıktı? Hı? Şimdi diyeceksiniz ki buzak mı aldın? Almadım arkadaşlar. Bu buzağı ablamın buzağısı. Getirdi onu bana. Şimdi bizden duracak. Tabi daha yerine şeyine alışamadı. Yemine falan. Gecenin küpesi yordu. Bu şekilde küpelerini bulduk. Pek de yakıştı ona küpesi. Pek yakıştı sana küpelerin kız. Bir de Paşa'nın yordu. Ona da vurdurduk. Onu da hayvanları çözerken gösteririm size. Bunun adı ne ya acaba ya? Adını da sormadım ama bunun adı ne diye. Hadi yiyin yeminizi. Yiyin yeminizi. Hani videolarda bahsederdim. Köyde besleye çekilen hayvanlarımız var. Ablam onları sağ olsun durdu, baktı köyde. Kırmadı beni sağ olsun. Ha, sen işleden de Allah razı olsun. O da şey yapmadı. Müsaade etti. Bu yıl köyde durdular yaz tatilinde. Benim hayvanlara bakmak için. Ben de teyzeme dedim ki sen de babama bir inek lan bir buzağını vereceksin. Buzağı ona kalır. İneğe alırsın gideceği zaman. O da sağ olsun bir inek lan bir buzağı verdiydi ablama Sarıyer köyde diye. Şimdi tabii okullar açılıyor. Pazartesi günü okullar açılacak. O yüzden o da artık köye gidiyor, çarşıya gidiyor. O yüzden ineği teyzeme getirdi. Buzağı da bana getirdi. Buzağı şimdi ben bakacağım burada. Ondan sonra artık inek ederler onu. Enişte pek pişman bu işten. Biz istemiyor ama tabii ki gün doğmadan neler doğar belli olmaz. Artık böyle buzağı olarak satar mıyız onu? Yoksa tohumla mı satarız? Yoksa inek mi ederler, şey yaparlar artık, fikir değiştirirler, hiç bilmiyorum. Şu anlık ben de bakımını yapacağım, ben de emanet şu an. Kış yok. Kuzağlarımız şu anda bu şekilde. Şimdi yemlerini yediler, sularını içirdim.
Şimdi böyle ot verdim onlara. Ablam buzağısı da saman yemeye alışmış. Otu böyle biraz yavaş yavaş. Şimdi babama da diyeceğim köyden gelirken birkaç balya saman getirsin bunlara. Buzağlarımız bu şekilde. Ye kışım, ye aşkım, ye. Şimdi hayvanlarımız burada böyle otlaylar, otlasınlar. Ben de şöyle termosta çay getirdim. Çay içiyorum. Bana afiyet olsun. Hava kapalı. Henüz yağmur yok. Sabah yağardı ama şu an henüz yağmur yok ama yağacak gibi bir hava var. Çay için çeni çekenler buyursun gelsin, size de yapar. Beraber içer böyle. Hayvanlar otlarken biz de çayımızı içiyoruz. Oha! Bağırdan uyanan nereye? Oha! Durumlar böyle. Bizim Siyula dolanıyla, dolanmayı yer arayla. Bahçeye sığmayı ne yapsın? Otluk yok canım. Ah, o kadar yere sığmadı olsun. Ya buralardan az avat, levor, yani şunlardan az biçmedim. İyi gidi küz havalarında burada atardım sığırları avyana bahçeye. Buradan kollardım onları, hem de avatla levoru biçerdim sığırlara. Yalluk. Heh, ya dibin küpelerini de gösterelim. Kızım, yeni küpelerin nasıl, beğendin mi? Bunun küpeleri düştüydü, dilekçe verdim işte. Aynı küpeyi pası bangaradan geldi. Bunun da kulaklarına taktık. Şimdi bu hayvanlar sigortalı. Atıyorum, Allah göstermesin. Bu hayvanımsa sigortası var. Hayvana bir şey oldu. Atarım kesime gidecek vesaire, bir şey olması lazım. Ekspertizi çağırırsınız. Bu hayvan sigortalı olsa da kulağında küpesi yoksa, en az bir tane, yani iki tane olmak şart değil de en az bir tanesi kulağında olmak zorunda şart. Hele eğer yoksa sigortadan hiçbir şekilde faydalanamazsınız, yararlanamazsınız. O yüzden sigorta yapılırken de küpe olması şart. Küpe yoksa o hayvana sigorta yapmayılır. Sigortaladıktan sonra da kulağında en az bir küpesi olması lazım. Yoksa Allah göstermesin hayvanınıza bir şey olduğu takdirde sigortadan yararlanamazsınız. Bir takipçim yazmış ki, bu çan sesinden biz çırnak deruk. Hiç başın ağrımayın, rahatsız olmayın, hepsine takmışsın falan. Bir de nedir o işte, kaçıp gitmesinden, kaybolmasından korkaysan çip taksana, pahalı değil. Bak aman uyarmış, pahalı değil. Yoksa aman izledim ya, o işler çok masraflı. Şimdi şöyle, tabii ki bir çan sesinden bir gürültü olur, ona bir diyeceğim yok. Ama biz alışkın olduğumuz için artık başımız öyle artma, yani rahatsız olmayız. Hatta bu çan sesinden huzur buluyoruz biz. Bize çok zevkli, keyifli geliyor bunu dinlemesi. Kısaca şöyle bir bilgi de vereyim. Çan takmamızın sebebi tabii ki hayvanların kaybolabilme ihtimalinden dolayı birincisi. İkincisi şu, bizim buralarda hani böyle arada çekirimsel duman tise çok oluyor. Duman böyle tabirimizce deriz ki misal şey yol yapar. Duman zif gibi yapıştığı yere göz gözü görmüyor deriz. O tür ortamlarda buradan atarım şöyle şu ilerisini 10 metre ilerisini vesaire göremiyorsunuz. Yani
Hayvanlar görünmüyor orada. Artık bu çanlar da yıllardan beri bizde olduğu için çanlara da kulağımız aşina oldu. Artık alıştı yani. Atıyorum ben şu anda kelek sesi kimde? Keleğe yadigara taktım. Tamam, bu yadigar. Sesi yakından gelirse yadigar yakında. Uzaksa gelirse yadigar uzakta. Veya işte bak, kelek sesi uzaklaşıyor. Demek ki hayvan gidiyor. Bizi yönlendireyim misal, ne yönde olduğumuza dair bizi yönlendireyim. Ve her çırnağın sesi şu anda benim kafamda misal ayrı ayrı yer etmiştir. Hangi çırnak kimde hemen az çok anlarım. Şunu bir kovayım. Dediğim gibi buradaki hayvanların başındaki bütün çanların sesini artık ben tek tek, yani şu çan şunundur, bu çan bunundur diye az çok kafamda aşina oldular. O yüzden çanları takmayı ihmal etmiyoruz. Yani özellikle sisli dumanlı havalarda dediğim gibi çok işimize yarar, çok faydalı bizim için. Artı şimdi çip taktık diyelim hayvanlara. Bu çanlar bana ait misal. Evet, oradaki çan sesini bu hayvanlar benim diyebiliriz atarım kaybolma ihtimalinde uzaktan duyduğumuzda. Şimdi çip taksak şöyle bir sıkıntı var. Bizim buralarda bir verici sinyal al ver vesaire, kuytu yerler falan fişman derken çekmediği, sinyal alamadığı yerler oluyor. Bir. İkincisi buradaki şeyde altyapı diyeyim misal, burada çok sinyal karışıklığı oluyor. Hayvanın tam olarak kayboldu varsayın, çip taktık onlara. Nerede bulacak onları misal? Atıyorum gösteriyi B yerini, hayvanlar C'de misal. Örnek verelim. Yani bunu daha önce yaşadık. Yani hayvanda değil de şeyde yaşadık. Atıyorum köpekte falan yaşadık bu. Ben çok tanıdığım, bildiğim abide. Atıyorum köpeğe gösteriyi, Paluklu çamesinin orada, köpek Soria'da mı şeyde, Deveron'da misal. Oradan sinyal karışıklığı oluyor. Tam yerini bulamazsınız. Öyle bir sıkıntı var bizim buralarda. O yüzden çan da şöyle bir şey. Bizim bir kültürümüz, bir geleneğimiz bu çırnak işi. O yüzden abi ne olacak abi? Şeref Kara Üstadımız ne dedi? Gençliğimi ver geri. Ekoryana deresi benim müziğim miydi? Kelek lan çırnak sesi. Bunu boşuna demedi adam yani. O yüzden kelek yok. Yani çırnak var, ne güzel. Niye bir daha verici lan bilmem ne lan uğraşacak? İnşallah anlatabilmişimdir durumu. Şimdi hayvanlar şu karşıya geçtiler. Oradan şöyle şuradan aşağı şu altıncı düzeye inecekler. Ben de bir çay daha içeyim burada. Ondan sonra inerim oraya. Oradan da yengemin oraya geçerim. Bir 10 dakika gelirim. O arada hayvanlar orada otlar. Şimdi burada bırakıp gitsem burada hemen şuradan çıkar giderler. O yüzden altta oldukları zaman aşağı çıkamayın. Mecbur yukarı çıkmaları lazım. O zamana kadar ben gelirim. Zaten oraya indilerim. Yukarı bir daha çıkmaylar. Şimdi hayvanlar şu altta karşıda otlaylar. Ben de şimdi onlar orada az ağırlamış iken çabuk çabuk yengemin oraya yanı da geleyim. Bir şeyler verecekmiş bana. Alayım onları. Oy. Burası Mahmut abinin mekanı, böyle odun kereste buralarda bayağı şey yapay. Hava hala kabala ama henüz yağmış değil. Sabah falan yağdı yani. Bir hafta daha hava böyledir diyilir. Bakalım ne olur. Uy uy. Şöyle balıklı yaylasını obamıza doğru. Burada ağaçlar çok da gerçi camias görünmüyor buradan. Ben de şimdi dayamın oraya geldim sayılır. Dayamın sığları da o yanında yayılıyla maşallah. Tabi diğer dayamın, ben bir dayama geldim.
Şimdi dayımın oradan geldim. Bakın bahçe bayağı yeşilledi yani. Yeşillemeye başladı. Şu an şurası şu taraf daha sazdır. Orada taze otlu buluyorlar. Şu karşıdan otlu otluya geliyorlar. Şuradan aşağı iniyorlar. Burada taze otlu kul dilen. Burada güzel otlayırlar. Şimdi buradan bir geçelim. Oy. Dayımın eşi yengem şöyle parçasının topladığı biberlerden falan sağ olsun bir poşet yaptı bize. Dolmalık, Charleston. Şöyle kızarmış biber. Allah bereket versin. Allah razı olsun. Allah ne dilekleri varsa kabul etsin inşallah. Mevlam sağlıklı, sıhhatli, uzun ömürler nasip etsin cümlesine. Allah bereketini eksik etmesin. Bizim bu sene biberimiz pek yok. Şimdi bunları çantaya dökeceğim. Çantadan daha rahat getiririm. Mevcükler de böyle otlayılır. Şimdi onları da alıp gideceğim. Oha kızım. Bir gün bir videoda mera hayvancılığını anlatacağım size. Bu videoda bahsederim, anlatırım dediğim birkaç bir şey vardı ama neydiler? Unuttum, aklıma gelmiyor şimdi. Bir gün hatta onu birkaç video yapacağım. İşte hayvancılıkla alakalı, hayvancılığa nasıl başlamalıyız, başlanır mı, yapılır mı gibi öyle bir video çekeceğim size. Hangi ırkı tercih etmeliyiz vesaire veya hayvancılığa nasıl başlamalıyız, işte böyle bir video hazırlayacağım. Ondan sonra ama jersey hayvanıyla nasıl şey yaparız, para kazanırız, simentallan nasıl para kazanırız, bunları anlatacağım. Böyle bir video hazırlayacağım eğer sizler de isterseniz. Şu kölleri de bugün şeye getirip, küvek getirip de şöyle güzel bir açıp boşaltmam lazım. Güzel temiz su fazla onlara şey yapsın, dolsun. Şimdi çantamı sırtıma yüklendim. Saat bayağı geç oldu. Akşam ezanı okunacak birazdan. Şimdi hayvanları yavaş yavaş alıp gideceğim. Şimdi belki özellikle yakın çevremden gideceğim. Ya niye o kadar geç sürdürüyorsun veya niye sığırları o kadar gece saklarsın falan. Arkadaşlar şimdi hayvanları erken çözdüğüm zaman şu oluyor. Biraz koşaylar doğru düzgün otlamaylar. Akşamüstü eve gitme vaktinde başlayla ya bir şeyler yeri eve gitmeyler bir. İkincisi çok dolanıyorlar erken çözdüğüm zaman. O da sıkıntı. Bir de atarım erken çözdüm. Doydular biraz, o sonra kadar bağlamam gerekiyor. Bağladığım zaman bir daha pisliyorlar, gidiyorum bir daha ağrı küremek zorunda kalıyorum ve akşam ağırdan çıktığım zaman önlerine bir şey koymam gerekiyor. Şimdi araba olmayınca pidip kedime çok zor oluyor. Benim işim zaten çok. O yüzden
Böyle keşten geç çözüyorum hayvanları. Böyle akşamüstü keç vakide kadar otlatıyorum. Güzel keşlikler için yere yapışıyorlar, yonaylar, karınlarını güzelcik doyuruyorlar. Gidiyorum, içiyorlar, ağara giriyorlar, yemlerini döküyorum. Sağımlarını yaparım. Ondan sonra önlerine bir şey koymama gerek kalmıyor. Bir daha ağrı kürememe gerek kalmıyor. O yüzden ben bu şekilde yaparım. Tabii ki herkes bu şekilde yapacak diye bir şey yok. Yapmazlar da yani. Şimdi şuralardan tasmadan karşıya atlayayım. Şimdi haydi bakın. Hayvanlar şu an bayağı doydular yani. Bir de sularını içtiler mi tamamdır. Haydi. Gel ara. Lays 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 lays. Haydi. Şimdi abi bayırdan çıkarabilirsem onları iyi. Haydi. Haydi. Maran'la da yakın zamanda inşallah kaza bela olmazsa Ekim'in sonunda doğum yapacak. İnşallah dişi bir buza gidecek ya Allah'ım. Özellikle ondan dişi bir buza kalmayı çok istiyorum. Haydi. Gel lays 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 lays. Haydi. Haydi. Nazlı gel. Ya şu Nazlı'dan ben bir şey anlamıyorum. Bu adam akıllı otlar karnını doyurmayı. Bir de o şu galları var. Kondisyonu çok çabuk düşüyor. Aşırı şekilde. Bu Nazlı hiç yaylım mali değil. Öyle geliyor bana. Hey, gel lays 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 lays. Hey. Maranlı gel gör. Hey. Gel ara lays 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 lays. Hey. Hey. Haydi kızım. Haydi. Şimdi şuradan yukarı çıkacağız. Haydi. Gel ağır. Sarı kız gel. Haydi. Gel ağır. Gel ağır. Gel ağır. Haydi. Şimdi hayvanları buraya çıkardım bunları. Manyak gibi şuradan yukarı çıktılar. Maran da akıllı gebe olduğu için işini çok iyi biliyor hayvan. O diğer taraftan dolandı. Böyle çapraz çapraz zikzak kadar da çıktı. Hüsamettin abimize, sayın veteriner hekim Hüsamettin Güçlü abimize buradan kucak dolusu selamlar olsun. Ben de onun selamını aleyküm selam diyeyim. Burayını görse şu an kamerayı ne kadar yansıyor, nasıl yansıyor bilmiyorum ama canlı canlı burayını görse az önceki pozisyonu der ki ya Apo sen kafayı mı yedin? Hayvanları hayvanlara tavsu boru yaptırarak dağdan aşağıya çıkartarak ne kadar verim bekliyorsun bu hayvanlardan ama az kalsın düştüydük. Gerekli açıklamayı Adem Assız abimiz ona yaptı kendisine. Şu anda imkanlar şartlar bunu gerektiriyor. Gel ait. Gel lays 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 gel maran da haydi. Haydi. Ya hepsi yola gitti görüyorsun. Niye hala oyalanıyorsun? Haydi bakalım. Gel ara. Gel lays 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 haydi. Annelik içgüdüsü işte. Buzağı olunca o tarafı hiç girmedi. Direkt şuradan şöyle zigzag kadar da çapraz çapraz çapraz. Buraya gel. Haydi. Gel lays 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 haydi. Gel maran da. Gel ugar haydi. Yandıma beni oraya güzel kızım. Gel ugar haydi. Gel. Gel ugar. Gel isle 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 haydi. Gel ara. Gel budom 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 haydi. Ya beni yandım oraya da diğerleri gitti haydi. Haydi. Gel. Yürü. Şimdi adım gibi bilirim. Buradan böyle çıktı mı gidecek de. O zamana kadar beni uğraştırıyor işte. Haydi bakalım. Hayırlısından bir dişi buzacık et bize bakayım böyle güzel kaliteli bir tane. Sen Danimarka. Hakiki Danimarka tosundan tohumladık seni. Diğer hayvanlar şuraya geçti geldim. Marandayı almaya. Uf. Şimdi gidip oradan yola çıkar onlar devam edeyim. Haydi. Bunu da bıraktım kuruya ayırdım bunu artık. Haydi gel ara. Buradan çamura bura çok kayıp düşmesem. Şimdi istikamet ahır. Direkt gidiyoruz. Haydi. Gel yürü sarı kız. Hadi. Yürü.
Haydi. Haydi. Gel ara, haydi. Yürü. Yürü. Ya yaban gideyim. Haydi. Haydi Cemre. Haydi. Ne kadar bu boğazdan ne kadar çok düşkünsün sen. Haydi. Yürü. Haydi. Gel ara, haydi. Şimdi şurada köl vardı. Buranın tararken orayını mecbur yıktılar. Orada hala su var zannediler. Gidi orada yığılıyorlar oraya. Oraya yeniden bir göl yapmam lazım. Hadi onu evde içersiniz. Hadi. Hadi gel. Yürü. Hadi hadi hadi. Hadi. Evde tertemiz mis gibi su var. Hadi onu içersiniz. Yürü. Burada da yapacağım size gün. Haydi kızım yürü. Haydi. Cemre. Suyu takip edeyim. Tamam. Haydi. Bunun da yüzü inşallah tutmuştur. Bir yadigarda gününü tamamlasın. Tekrarladığı için uzadı. Mustafa'yı çağırıp bir şey yaptıracağım. Haydi. Haydi. Cebeli kontrolü yaptıracağım bunlara. Haydi kızım. Haydi gel. Gel ağır haydi. Haydi. Şimdi eve çıkarken aklıma geldi. Bir videoda da şunu çekeceğim size. Bu son zamanlarda son 15-20 gündür özellikle şu belgeselden sonra özellikle bana Instagram'dan vesaire ulaşıp şunu diyenleri çok gördüm. İşte biz hayvancılık yapmak istiyoruz. Köye dönmek istiyoruz. Şehir hayatını bırakmak istiyoruz. Ama imkanımız şu, şartımız şu, sen nasıl başladın gibi bana soranlar, tavsiyeler isteyenler var. Ve özellikle denk geldiğim bir husus var. Hani misal ben diyelim ya ki, işte bizim mera alanlarımız kısıtlı, doğru düzgün meramız yok. Bizim olanca meramızda da böyle kaliteli otlar vesaire yok gibi. Biraz isyana giriyor gibi oluyor ama Allah güç gitmesin. İsyan etmek gibi bir niyetim vesaire asla yok benim. Sadece ben olan şeyi söylüyorum. Yürü hadi gel hadi. Ebirle gittim. Onu dile getirmeye çalışırım ama şunu gördüm ki hayvancılığa gerçekten çok dönmek isteyen, yapmak isteyenler var ama devletten bir destek alamayanlar, kendi imkanları da kısıtlı. En büyük sıkıntı da şunu fark ettim. Şey yok. Atıyorum bir 3-5 başlık, 10 başlık olsun ağır yapabilecekleri veya mera olarak kullanabilecekleri bir köyü, bir toprakları yok yani. Böyle 100-200 metrekare de olsa, 300 metrekare de olsa bir arsaları yok. Evet, ben de çok büyük imkansızlıkların içinde bu işe başladım. Yürü. Nasıl diyeyim size, birçok olanağım yoktu, imkanlarım çok kısıtlıydı ama hamdolsun Allah'ıma ki işte ben iyi kötü eski tip de olsa kendi köyüm, o köyümde eski tip de olsa bir ahırım vardı. Abi niye burada karanlık çıkıyor ya? Bir ahırım vardı, iyi kötü bir yaylamız var, yaylamızda meramız var. Ağrımız var. Yani görmüş oldum ki ağlamamak lazım, şey yapmamak lazım. Bu imkanlara bile sahip olamayanlar var. Bir videonun daha sonuna geldik. Başka videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın.